şöyle başlamak istiyorum. Antalya'daki 5.3 büyüklüğünde depremden sonra biz tekrar deprem gerçeğini hatırladık. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırladık. Bu noktada Türkiye'de ve İstanbul'da deprem riski ne boyutta? Bize kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi İstanbul'daki deprem riski devam ediyor. Tabii değişen bir şey yok. Her geçen gün de bu risk artıyor demektir. Çünkü 99 depremlerinden sonra özellikle Parkinson ve arkadaşları bir çalışma yapmışlardı, bilimsel bir çalışma. O çalışmaya göre 99 depremlerinden sonra 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığı %62 artı eksi 15 diye söylenilmişti. Şimdi tabii 99'dan bu yana 21 sene geçti. Daha da zamanın geçmesiyle bu olasılık daha da artıyor demektir. Marmara'da yapılan tüm çalışmalar, bilimsel çalışmalar burada en az 7.2 büyüklüğünde, en fazla 7.6 büyüklüğüne varabilecek bir depremin olacağını bilimsel veriler ortaya koymuştu. Ve bu ilan edilmişti. Gereken herkes, her yetkiliye bunlar iletilmişti. Dolayısıyla yani bekleniyor. Bütün dünyadaki bilim insanları da Marmara'daki bu depremi doğrusu bekliyorlar ve geliyorum diyen bir deprem. Tabii bu kadar belirtileri olduğu için de çok sayıda değişik yönleriyle deprem araştırmaları yapılmakta Marmara üzerinde. Nedeni de şu, Marmara'dan öğrendikleri biz ile dünyada depremi önceden kestirme noktasına gidilebilir mi diye çalışmalar sürdürülüyor. Peki hocam, bu İstanbul'da bir Yeşilköy, yanlış hatırlamıyorsam, bir fay hattı olduğunu ve 2030'a kadar kırılacağı bekleniyor. Bu da sizin bahsettiğiniz depremin noktası olabilir mi İstanbul'da? Yani İstanbul dediğin işte Marmara. Dolayısıyla benim sözünü ettiğim bu Marmara'daki deprem. Dolayısıyla İstanbul'da Marmara'ya komşu olduğu için İstanbul'da bundan etkilenecektir. Yani deprem beklediğimiz fay hattı Marmara Denizi'nin tabanında olan Kuzey Anadolu fayının kuzey kolundan ibarettir. Ve deniz altındaki o kısmına biz Marmara fay zonu adını veririz. Depremi de oradan bekliyoruz. Yani tabii halk arasında İstanbul'da deprem falan deniliyor ama yani böyle karada İstanbul'da bir aktif fay hattı yok. Yani deprem üretecek. İşte Marmara'nın tabanındaki faydan söz ediyoruz. İstanbul'da o bölgede en etkin yerleşim alanı, en büyük yerleşim alanı olduğu için kolay olsun diye İstanbul depremi diye söyleniyor. Peki hocam, şimdi bir araştırma okumuştum. Bu doğudan batıya doğru gelen kuzey fay hattında kırıla kırıla ilerleyen faylar bir sonraki fay için daha da yük bindiriyor olarak ifade ediliyor. Yani aslında bir fay kırıldığında orada bir yük boşalması değil de bir sonraki deprem için daha da yük bindiriliyor diyor. Bu doğru mu? Evet. Biz ona fayın migrasyonu veya depremin migrasyonu, migrasyon göç demektir. Deprem göçü, depremlerin göçü diye söylüyoruz. Özellikle bu göç olayı Kuzey Anadolu fayı üzerinde çok belirgin. Bir yerde deprem olduktan sonra genellikle o yerin batısındaki kalan alan bir sonraki deprem için hedef haline geliyor. Dolayısıyla Kuzey Anadolu fayı çoğu kez doğudan başlayıp batıya doğru kıra kıra ilerliyor. Bunun en son örneği 20. asırda meydana geldi. Biliyorsunuz 1939'da Erzincan'da büyük bir deprem var. Aşağı yukarı 7.9 büyüklüğünde bir deprem oldu 1939'da. 30 bin kişiyi kaybettik maalesef. Ondan sonra Erzincan'ın batısından Niksar, Erbaa, Reşadiye
O bölgelerde 1942-43'te depremler oldu. Daha sonra işte 57'de, 67'de bu depremler olarak Adapazarı'na kadar geldi. 67'de Adapazarı deprem oldu. 67'den sonra da 99'da Kocaeli Gölcük'te deprem oldu. Yani doğudan batıya doğru gördüğünüz gibi böyle bir kırılmalarla bu deprem göçü Kuzey Anadolu fayı üzerinde oluyor. Bu özelliğinden yararlanarak da zaten bilim insanları, bizler deprem olabilecek yerleri daha deprem gelmeden önce uyarıyoruz. Bu depremi önceden biliyoruz demek değil. Yani depremi önceden bilmek demek, depremin yerini, büyüklüğünü, zamanını kesin net olarak söylemek demektir bilimsel yöntemlerle. Onu yapamıyoruz ama diyelim ki bak, güzel bir örneği var. Mesela 1967 Adapazarı fayı olduğu zaman 1970 senesindeki bilimsel literatürde Gölcük tarafı uyarıldı. Yani 67 depremi olur olmaz bu sefer İzmit, Gölcük kesimine dikkat edin. Burada büyük bir deprem olabilir diye yazıldı, çizildi. Mesela bunun en belirgin örneği, bu çalışmaları yapanlardan biri MIT Üniversitesi'nde bir Türk hoca olan Nafi Toksöz yayınları var. Yani 70 senesinde İzmit, Kocaeli'nde deprem olabileceğine dair bizi uyarıyor. Yani 67'de burası kırıldı, şimdi sıra oraya geldi, dikkat edin diye. 99 depremi olduğu zaman mesela bizler de benzer bir uyarı yaptık. 99 depremi olunca yer bilimciler olarak ben de dahil bağırmaya başladım. Dedik ki Gölcük Kocaeli'nin doğusuna ve batısına dikkat. Yani Düzce mıntıkasına dikkat edin, bir de Marmara bölgesine dikkat edin. Ve nitekim Düzce bölgesine dikkati çektiğimiz zaman iki ay sonra biliyorsunuz orada da 7'nin üzerinde bir deprem oldu. Yine maalesef yani 1000-2000 insanımızı kaybettik. Yani bu depremin göçüyle ilgili bir olay. İşte Düzce'de bu oldu ama Marmara'ya da dikkat edin dedik. Halen Marmara'yı bekliyorum. Yani şey olarak zamanın dolmasını bekliyoruz. Bu göçün nedeni, yani deprem göçünün nedeni aslında stres transferidir. Yani bir yerde deprem olduğu zaman orada enerji, birikmiş enerji, bir ısı enerjisi olarak bir de elastik dalga enerjisi olarak boşaltılır. Enerjiyi boşalır. Şimdi bu elastik dalgalar, sismik dalgalar, deprem dalgaları. Şimdi tabii bir yerde deprem olduğu zaman bu enerjinin tümü boşalıp atmosfere karışmaz, yok olmaz. Bir kısmı da o fay boyunca fayın kırılmamış yerlerine enjekte edilir, transfer edilir. Tabii oraya transfer edilince o bölgede bu sefer stres fazlalaşır, orası da kırılmaya yatkın bir hale gelir. Yani deprem göçü stres transferiyle ilgili bir olaydır. Teşekkür ederim hocam, çok güzel özetlediniz. Biz ne yazık ki deprem ülkesinde yaşamamıza rağmen her bir deprem olduğunda hatırlıyoruz almamız gereken önlemleri, bilinçlenmeyi. Bu konuda sizce vatandaş bilinçli mi? Kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor, işte bina stoklarının, yapı stoklarının yetersiz olduğu söyleniyor. Ne kadar bilinçliyiz sizce ve hükümet deprem tedbirleri almada ne kadar başarılı size göre? Şimdi yani halk bilinçli, halk depremi biliyor, korkuyor. Nitekim Türkiye'de de deprem öyle çok kendini unutturmuyor. Yani zaman zaman değişik yerlerde, değişik boyutlarda oluyor. Dolayısıyla insanlar depremi hatırlıyorlar. Depremle ilgili, deprem
önlem çalışmaları, onun genelini net böyle bir özet halinde kentsel dönüşüm dersek, yani depreme hazırlığı kentsel dönüşüm başlığı altında toplarsa, bununla ilgili bir takım çalışmalar da yapılıyor. Ancak bu çalışmalar yeterli düzeyde, yeterli hızda değil. Yani hükümetlerin gündeminde sürekliliğini korumuyor. Yani ben her gün deprem hazırlığıyla ilgili konuşursun, elbette onu söylemiyorum ama yani şimdi İstanbul'da mesela bir kentsel dönüşüm deniliyor. Ama İstanbul'daki vatandaşlara sorun, İstanbul harıl harıl böyle kentsel dönüşüm, deprem odaklı bir kentsel dönüşüme tabi tutuluyor mu? Yani gerçekten depreme hazırlık mahiyetinde yapılması gerekenler sürekli, kesiksiz, belirli bir plan ve program dahilinde, yani yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin desteği altında, gözetimi altında, denetimi altında yürütülüyor mu desem, hiç kimse yürütülüyor demez. Ama İstanbul'da zaman zaman duyarsın, filan belediyede kentsel dönüşümle ilgili şurayı yıkıldı, burada da şu evler yapıldı. İyi de yani bu depreme hazırlık değil. Çünkü alarm verilmiş, deprem geliyor, dikkat edin denilmiş bir kentte depreme hazırlık bir seferberlik havası içerisinde yapılmalı. Onu göremiyoruz. Sonra sadece İstanbul değil, yani Türkiye'nin deprem kuşakları içerisinde yani biz böyle çalışmaları görmüyoruz. Zaman zaman öyle çalışmalar elbette ki yapılıyordur. Yani haksızlık etmemek lazım ama hani diyelim tarlada bir çiçekle bahar gelmez. Yani bu işleri dediğim gibi devletin desteğiyle, bütçesiyle belli 5 yıllık planlar kapsamında yerel yönetimlere yetki vererek bu işleri yapmak gerekir diye düşünüyorum ama bu hassasiyette olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Mesela şu anda ülkemizde deprem beklediğimiz yerler var. Hassas olan yerler var. Şimdi bakıyorsunuz burada da öyle bir çalışma var. Yani biz yer bilimciler olarak diyelim ki bu Doğu Anadolu fayı üzerinde olan işte Malatya ve Maraş arasındaki o Çenikan, Erkenek, işte Türkoğlu vesaire o yöreleri uyarıyoruz. Çünkü jeolojik özellikler burada büyük bir depremi olabileceğini gösteriyor. Veya işte Erzincan, Karlova arasında bölgede deprem bekliyoruz falan. Yani buralarda da hani deprem bekliyorsunuz, yer bilimciler, bilim insanları bunu söylüyor diye böyle hükümetin harıl harıl çalıştığını da görmüyoruz doğrusu. Daha çok işte bizi televizyonda duyan vali, belediye başkanı masa başı işleriyle o ona görev veriyor, ona görev veriyor. Deprem olduğu zaman sen oraya koşacaksın, sen buraya geleceksin, sen şurada duracaksın. 30 tane çadır yetmez, 500 tane getir. Yani böyle koordinasyon, organizasyon gibi işler yapılıyor. Ama yani afete müdahale için, acil müdahale için hazırlık yapılıyor. Biz hazırız deniliyor. Bizim kastettiğimiz o değil ki. Yani risk yönetimini yapacaksın. Deprem gelmeden önce insanlar ölmesin diye zafiyeti giderici çalışmalar yapmak, yatırımlar yapmak lazım. Yani çürük yerleri tespit edip oraları yıkıp deprem dirençli hale getirecek çalışmalar yapmak lazım. Ama yani bunları böyle ülke ölçeğinde ummalı bir faaliyet olarak maalesef görmüyoruz. Ta ki bir yeni deprem gelince bu iş biraz daha alevleniyor. Ondan sonra yine unutuluyor. Zaten şu anda siyasi gündeme baksan incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler. Yani
ben Türkiye'nin böyle bir gündemini bir bilim insanı olarak yadırgıyorum. Hiç de yakışmıyor yani. Ne siyasetçiye yakışıyor, ne milletimize yakışıyor. Yani işte böyle vakit geçirip gidiyoruz. Peki hocam, benim sorularım bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şöyle, bilimsel düşünmek lazım. Bilgi toplumuna dönüşmüş olmak lazım. Tabii bilgi toplumuna dönüşmek eğitimle olur. Çağdaş eğitimle olur. Ben eminim ki yani milletimiz eğer yeterince eğitilir, ihtimam gösterilir, önü açılırsa bu evrimi, bu evrilmeyi başarabilecek güçtedir. Zaten bunu yaptığımız zaman biz dünya milletlerinin yanında veya önünde kendimize yer bulacağız demektir. Bilgi toplumuna dönüşmeden biz ne bilimde, ne teknolojide, ne üretimde pek fazla yol alamayız diye de endişe ediyorum ve sizin aracınızla tekrar söylüyorum ki halk eğitimi çok önemli. Halkı pohpohlamak değil. Yani bizim milletimiz büyüktür, en büyüktür, en fazla bilir, en iyi bilir. Bunlar dal kavukluk. Halk eğitimine önem verip halkı hızla bilim ve teknolojiyle cehaz hale getirip bilgi toplumuna dönüştürmek lazım. En büyük dava bu olmalı. Başka güdülen davaların hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Hocam çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Için. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Tekrar görüşmek üzere umarım. Hoşçakalın.